Miri pavşim. Pavşim. Miri pavşim. Şimdi yetinmiyor. Elim deri şun, kendim istiyor. Ağlayacağım ki. Valla duygulandık ya valla. Miri pavşim. Miri pavşim. Miri pavşim. Ağladı ya. Ya Fatmir abiden az önce ayrıldık. Kaç senedir geziyorum belki. Başka bir ülkede bu kadar böyle duygulanıp hüzünlenmedim ya. Şu anda Pogrades sınır şehrine gidiyoruz. Oradan da Makedonya'ya geçeceğiz. Şimdi Pogrades'te indik otobüsten. 200 lekli otobüs. Yani 1,5 euro gibi bir şey. Pogrades sınır şehri. Ohri Gölü'ne kıyısı var. Ohri Gölü'nü izleyerek Ohri'ye geçeceğiz, Makedonya'ya. Ama burası balığıyla ünlüymüş. Açlığımızı giderelim sonra... Belki sınıra yürürüz, belki otostop çekeriz. Hava kararmadan amaç Makedonya sınırını geçmiş olmak. Ohri Gölü'ne çıktık. Dayılar satranç oynuyor ileride. Aa bak balık balık balık. Evet, balık var burada. Balık var, bulduk galiba. Şurada buranın meşhur balığını bir deneyelim. Aynen bak koran koran. Koran balığı. Kıran değil de koran. Ertuğrul. 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 Salam. Ertuğrul. Harem. 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 Gel harem. Yürüyün. Hadi harem. You can make us yarısını yaptıralım. Koran balığı geldi. Ohri Gölü'ne özgü bu balık. 250 grammış. Son paramız buna yetti. Arnavutluk'taki son paramızı buna yatırdık ve bence değdi. En son değişik bir şey denemiş olduk en azından. Buraya özgü bir balık, koran balığı. Pembe bir de eti. Aynen. Ya bakalım tadı nasıl? Balık işte yani. En azından bir omega 3. Az önce balık yediğimiz yerin sahibi bize sordu ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye. Biz de dedik Makedonya'ya geçeceğiz birazdan. Çok yakın bir mesafe zaten. Oraya düşüyormuş onların da yolu. Ben size atayım dedi. Oradan sonra artık bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi sınırdayız. Ne? Şimdi sınırdan geçeceğiz. Sınırdan geçtik. Yani Arnavutluk'tan çıktık. Şimdi Makedonya sınırına doğru, Ohri sınırına doğru ilerliyoruz. Burada sadece yürüyebiliyorsunuz. 1 kilometre kadar yürüyeceğiz şimdi. Arnavutluğu geride bıraktık. Şimdi de Makedonya sınırından geçiyoruz. 1 kilometre kadar ileride sınır var. Oradan pasaportlara damgayı vurup içeri gireceğiz. Şimdi de Makedonya sınırından geçtik. Pasaportlara mühür vuruldu. Sonunda mühür vuruldu. Çünkü Arnavutluk'ta vurmuyorlar. İnsanı böyle şeyde bırakıyor, muallakta bırakıyor. Şimdi geçtik ve burada otobüs bekliyoruz. Başka hiçbir şey yok. Yani böyle hiçliğin ortası. 2 euroya buradan Ohri şehir merkezine kadar götürüyor. Az önce otobüsü kaçırmışız. Farkına varmadık. Gitti bir anda. Şimdi yürüyoruz böyle ileriye doğru. 20 kilometrelik bir mesafede gideceğimiz Ohri şehir merkezi. Neyse fazla da uzatmayayım şimdi kamerayla. Arkada zaten gümrük var. Hayırdır deyip içeri almasınlar bir de. Girer girmez. Şimdi yol üzerinde otobüs de yok. Herhangi bir araba da geçmiyor. Biz de dedik şöyle yol kenarında Sveti Naum diye bir manastır varmış. Bir 500 metre, 1 kilometre kadar yürüdük. Şimdi oraya doğru çok güzel bir yoldan ilerliyoruz. Haritada böyle bir yol gösteriyor. Şöyle çıkıyorsunuz Sveti Naum'a doğru. Normalde feribot varmış oradan da Ohri'ye doğru. Şimdi sezonlukmuş. Yaz sezonunda oluyormuş sadece. Şimdi yok. Yani biz de değişik bir şey yapalım dedik. Zaten yoldan araba geçmiyor. Otobüs de geçmiyor. Bari dedik buraya girelim. Değişik bir şey görürüz belki. Burada böyle bir kamp alanı var sanırım. Ufak karavanlar var. Burada insanlar konaklıyor olabilir. Güzelmiş ya burası. Yolu bile güzel. Bakalım kendisi nasıl. Şimdi hayat bizi Sennam Manastırı'na getirdi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum da kendimizi burada bulduk. Makedonya'ya girer girmez hiç böyle bir plan yoktu. Yani ne araba geçiyor yoldan ne otobüs. Burayı da yakın gördük girdik yani bakalım. Vallahi enerjimiz tam diye hiç üşenmedik. Bu Sennam
manastırına çıktık. Çantalarla arkamdaki 15 kilo, önümdeki 7-8 kilo falan. Burası da manastırın içi. Bu su içmek için iyi diyor. Bundan bahsediyor herhalde de. Artık su yok tabii burada. Bunlar ne ya? Şunlara bakar mısınız? Of, güzelliğe bak şunun. Bakar mısın şuna? Bir de bunlardan bir tane yok. Burada bayağı birkaç tane var. Baksana, bir sürü besliyorlar herhalde. Tiplere bak ya. Sen ne yapıyorsun manastırda ya? Siz ne yapıyorsunuz Makedonya sınırında ya? Bunlar da herhalde bizim gibi sınırı geçip araba bulamadılar. Oraya geçemediler, burada kalmışlar. Baksana. Yalnız burası bayağı güzel bir yermiş ya. Şu anda buraya geldiğime o kadar memnunum ki. İşte yol böyle bir şey. Araç yok, otobüs yok falan diye ilk başta böyle bir moraliniz bozuluyor gibi oluyor. Ondan sonra böyle ilginç bir şeyle karşılaşınca bir anda yükseliyorsun. Burada da para toplanıyor. Burası ne güzel bir yermiş ya. Yani iyi ki kaçmış o otobüs ya da gelmemiş hiç. Burada da ufak bir kafe, restoranımsı bir şey var. Gölün içine kurmuşlar. Akşam ettik burada. Hava karardı. Şimdi son bir otobüs varmış. 7'yi 10 geçeymiş o da. 2-3 tane Türkçe bilen insana rastladık. Herkes biliyor diyorlar burada gerçi ama bilmiyorum. Biraz ileriden şuradan. Umarım vardır yani. Çünkü hiç araba geçmiyor buradan. Şimdi otobüsten indik. Yine çok kıvrımlı bir yoldu. Biraz yine midemizi bulandırdı ya yol. Ya bu yollar hakikaten midesi hassas olan için. Araba tutuyorsa yani çok sıkıntılı yollar ya. Arnavutluk'ta da öyleydi. Buraya da öyle bir giriş yaptık. O Sennom Manastırı'ndan buraya kadar, Ohri'ye kadar yani. Bir saat kadar falan sürdü. Şimdi de yürüyoruz konaklayacağımız yere doğru. Karşıya geçelim mi? Daha ışıltılı karşısı ya. Sonunda konaklayacağımız yere geldik. Saat 9. Zaten Makedonya'da saat 10'da sokağa çıkma yasağı başlıyor.